Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Rabbimiz Hazreti Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Salat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlere. Selam bütün dostlara, dua, dini mübini İslam'a bugüne kadar hizmet vermiş bütün mümin, bütün Müslüman, bütün ulamaya dua rahmetli aziz hocamız başta olmak üzere bütün geçmişlerinize olsun. Hepsinin ruhları şad olsun inşallah. Cenab-ı Mevla buyurur ki Furkan suresi 77. ayette Estağfirullah, billah Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum fekad kezzebtum fesaufe yekunu lizama. Kur'an azimuşşan insanlara mesaj içindir. Kur'an-ı azimuşşan insanlara neyi nasıl yapacağını göstermek içindir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve bütün nebiyyin hepsi kul ile Allah arasındaki bağlantıyı korumak, güçlemek, güçlendirmek içindir. Ve o Kur'an'ın şu mesajı bazen asr suresi için derler. Hiçbir sure inmeseydi bize asr suresi aslında yeterdi. ...ve insan olarak yaratıcıyla bağlantı noktasında. Bu ayet de kısa bir ayet. İlk bölümündeki şey bile birçok şeyi anlatıyor aslında, içine sığdırıyor. Kur'an'ın bir özelliği de o. Her şeyi içinde ayrıntısıyla bulamazsın ama... ...ana fikir olarak da... ...elbette ki hadise ihtiyaç duyulacak. Ne yapacağını Kur'an söyleyecek. Nasıl yapacağını da hadis söyleyecek, peygamber söyleyecek. Kesit yapamazsın, kesinti yapamazsın. Yaparsan... Ortada kalırsın, arkasını getiremezsin. Resulullah'a, sonraki sahabeye, sonraki tabiine, sonraki İmam-ı Gazali'lere, Rabbani'lere ihtiyaç var. Buralara kadar getirecekler. Namazla bağlantısı derseniz, e nasıl yapıldığını da onlar bize elden ele, dilden dile, görsel olaraktan birbirinden göre göre, Ahmet hocamın bahsettiği o çocuk eğitimiyle beraber çocuklar göre göre yapacak. Baba namaz kılacak, anne namaz ibadetine olan düşkünlüğünü çocuk görecek ki ilk eğitimini oradan hiç daha yavrum kalk namaz kıl falan demeden önemli bir şey, iyi bir şey ki annem yapıyor, babam yapıyor diyebilsin çocuğumuz. Bu ayeti celilere Furkan suresi 77. ayette de Rabbimiz buyurur ki eğer dualarınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Biz de başlığı o yüzden Ahmet Hocamla o şekilde attık Necmi abiyle. İnsanı Allah katında değerli kılan şeydir dua. Ehemmiyetli kılan şeydir dua. Allah'ın o kulunu, Ahmet kulunu, Mehmet kulunu, Ayşe Fatma kulunu önemsemesinin nedenidir dua. Yoksa hani o meşhur hadisi biliyorsunuz. Allah sizin ne suretlerinize bakar. Ne ile suvarikum ve emvalikum. Ne de sizin mallarınıza bakar. Milyondur, trilyondur. Ama Allah'ın önemsediği bir şey var. Velakin yanzuru ila kulubikum. Kalple var. Kalpte ne var? Gönülde ne var? Gönül dünyasında ne var? Ve amelikum ve bir de amellerinizde ne var? Cenab-ı Allah'ın önemsediği, özümsediği şey bu. Ne mallar, ne evlatlar, ne şu ne bu. Ama kalbin güzelliği, gönülün güzelliği, oradan geçen güzel şeyler, oradan geçen İleriye dönük şu olursa, eğitim için bu olursa filan diye dertlenmek aslında o. Bir de amellerinize bakar. Peki amellerin sultanı nedir? Amellerin sultanı da namazdır. Günde beş defadır. Geçen dersimizden hatırlarsanız, oruç yılda bir defaydı, haç ömürde bir defaydı, zekat malı olana yılda bir defa iken, namaz çok ilginçtir. Beş defa. Gözünü açtın, Sabahleyin uyandın, ilk yapılan iş, yapılacak iş, yapılması gereken iş abdesti aldıktan sonra Allah'ın huzuruna varıp Allah'ım sana hamd olsun, sana şükür ederim, sana teşekkür ederim. Ve bunu da namazla sana sergilemek istiyorum ya Rabbi, sana göstermek istiyorum. Gece yatarken son yapacak yapılacak iş yine onunla. Yani sen güne Allah'a kullukla başlayıp yine bitirirken Allah'a kullukla bitiriyorsun. Bir de amener Rasulü. Sonlarında zaten dua ile geçiyor. Rabbena la tu'ahizna in nesina ev ahtana. Hatayen yaptıysam ya Rabbi bugün bir şeyi affeyle. Ve la tahmil aleyna bana fazladan yük yükleme. Ve la tuhammilna ma la taqata lana bih taqatimin getireceği şeyleri de yükleme. Ve afu anne. Bizi bağışla ya Rabbi. Ben gün boyu senin nazarınla baktım. Rızkımın peşinde dolaştım. Helal kazanmaya çalıştım. Güzel şeyler yapmaya çalıştım. ibadetimi yaptım. Kur'an'ımı okudum. Kur'an da öyledir. Günde bir cüzdür okunması gereken şey. Allah'ın kelamı inmiş ise eğer bir cüzün altı asla değildir. Üç sayfa, beş sayfa, bir yasin, mübarek gün, gece filan değildir. Namaz da bizim ilk ışıklarda böyle gözümüzü açtığımızda hatta gayretli olan için geceliğin, gece namazı teheccüd denilen bir namaz var. Peygamberlere vacip olan, bize de tavsiye olan bir namaz ta oradan başlıyor. Hasbel kader uyandığında bile bir lavabo için orada bile tam zamanı sessizlik var. Güzel bir ortam, dua kapısı açık. Allah ve ben, başkası yok. Hemen orada iki rekat. İki rekatla başlayan bir şey. Bu ayeti celilede de Allah'ın bize insanlara değer verme nedenini ibadetle. Aslında burada dua geçiyor. Lev <laughs> la Eğer sizin duanız olmasa. Dua denecek ama duadan şunu anlayacağız. İrticadır, yalvarmadır, yakarmadır, niyaz etmedir, istemedir, sığınmadır. Küçük olduğunu bilmek ve büyük varlığa ihtiyaç duyduğunu bilmektir. Yani bunu yapmazsan ne diyordu ayeti celil'e de? Müstekbir olma, tekebbür gösterme olayı var. وَقَالَ رَبُّكُمُ ni اَسْتَجِبْ لَكُمْ Dua edin ki ben de o duanıza icabet edeyim. Bu duadan anlaşılan, dostlar sadece elini açıp da Allah'ım demektir, ötesinde bir şeydir bu. Bu onun içindedir. Ondan dolayı o eller açılır. Lakin sadece bu değildir o. Allah'ın o bahsettiği ayette geçen. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ Bana duadan, kulluktan, iştinap eden, sakınan, yapmayanlar, onlar müstekbirdir. Onların cezasını vereceğim diye ayet öyle devam ediyor. Yani dua o. Ama bunun içinde kulluk var. Kullukla küçüklüğünü bilip büyüye sığınmak var. Ona yaranmak var. Onun sevdiği bir şeyi yapmaya çalışmak var. Teşekkür etmek var, şükretmek var, hamd etmek var. Bunun içinde ibadetlerin tamamı var, kullukların tamamı var. Bütün güzel davranışlar, salih ameller, güzel ahlaklar hepsi var. Eğer bunlar varsa bir müminde Allah ona değer veriyor. Yoksa hiçbir değeri, kıymeti Cenab-ı Allah'ın yanında yok. E öyleyse namazda onların sultanıdır. Hani iman insanı insan eder, belki kainata sultan eder dediği şey iman ise eğer, o da Le ilahe illallah Muhammedur Resulullah ise eğer, Son böyle insan mümin oluyor. Ama Müslümanlık için de onların bir aktiviteye dönüşmesi gerekiyor. Sadece dilde geçen, kalpten, gönülden geçen değil, onun fiiliyata dönmesi. Namaz da o. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dediler ki, benim mutluluğum namazla. Bana yük geliyor şu an. Bir an önce yapayım, kurtulayım. Aradan çıkartayım. Düşüncesinde ama kimi insanlar var, güzel insanlar. Namaz vaktini kolluyor. Bir an önce Allah'ın huzuruna çıkayım. Bu borcumu ödeyeyim. Sevabını alayım. Mükafatını alayım. Ama benim gibi tembel olursa son vaktinde, son anında hadi aman kazaya kalmasın, güneş batıyor filan. Ama Allah'ın Resulü diyor ki benim mutluluğum namazdadır. Namaz kıldığımda ben mutlu olurum. Rabbimiz bize nasip etsin. Çocuklarınıza, yavrularınıza, gençlerinize. Bu şekilde böyle bir sevgiyle, muhabbetle olaya bakmayı kendi kendimi sınırlandırdım. Dedim 15 dakika ancak iyidir, 30 dakika çoktur ama 15 dakikada ben bir yere gelemedim. Bir, bir, azıcık daha gideyim. Yani bu, ama bak Ahmet Hocam, Necmi abi bir buçuk saat hakikaten çok. Yani yazık şu gelen kardeşlerimize. Ya bir buçuk saat zaman ayırıyorlar. Gelmesi gitmesi falan 2-3 saati buluyor. Ya gelin biz bunu ya bir saate çekelim 20'şer dakika falan yok diyorlar. Ben hadi bir 5 dakika daha götüreyim de Hakikaten bak şeyin e, kısası güzeldir. Hutbe de kısa olduğu zaman tatlıdır. Uzun uzadıya bir hutbe olmaz. Uzun uzadıya bir vaaz olmaz. Ne kadar kısa o kadar özdür, o kadar nettir, o kadar güzeldir. İnsanı da bıktırtmaz. Şimdi biz biraz sanki bıktırma çabasındayız. Peki. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin diyor. Ye eyyühellezine amenüste'inu. isteyin yardım isteyin ama şart var. Biz bazen o şartı unutup insanlara direkt dua et, dua et falan diyoruz ya da birbirimize çok dua et falan ama Cenab-ı Allah sanki şarta bağlamış. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Kuru kuruya değil. Elbette ki iste. cenab Allah'tır. Ama güzelini Rabbimiz bize Bakara suresinde tarif etmiş. Başında bir sıkıntı var, bir musibet var. Allah'tan yardım isteyeceksin. İki şart. Hele bir sabırlı ol. Ya Rabbi tez başımdan kaldır acele en acil olanıyla değil. Peygamber çekti, Yusuf aleyhisselam çekti, Yunus aleyhisselam, Eyüp aleyhisselam, büyük dostlar, insanlar çeke çeke pişe pişe geldiler. Sabır sonra dua. Eyüp aleyhisselamın dili ne varmadı? Ve Eyyub iznâde rabbehu enni meseniye durru ya Rabbi bütün hastalıklar bütün bedenimi sardı. Diyemedi ki şifa ver ve enta erhamur rahimin dedi. Sen merhametlerin en merhametlisin." diyor peygamberdi. İmtihandayım. Bu imtihanım da belki Allah devam ettirmek istiyor. Ben kessem hoş olmaz düşüncesiyle söyleyemedi. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım istemek. Namaza daim olaraktan Allah'tan yardım istemek. Fakat bu namaz eyvallah belli şartları var. Vacibi var, farzı var, sünneti var, bozanı var, mekruhu var. Bunu da bilmek gerekiyor. Bunu bilmeden eksik kalabilir. Yanlış yaptığın yerde özellikle imamlık yapan evinde veya camide. Bunlar bilmeliler ki hata yaptığı yerden nereden dönecek, nasıl dönecek bilsinler. Yoksa bilemez. Bir hata yapar, namaz bozulur. O farkında değil. Seyif secdesiyle kurtaracağını düşünür. Belki de öyle değildir. O yüzden farzını, vacibini, sünnetini İlmi hal dediğimiz zaten o İslam ilmi hali, ilmi hal, hal ilmi. Kişiye gündede, gündelik olarak lazım olacak bilgileri bir müminin, müminenin bilmesi farz. Onları bilmek zorunda. Yani o hadesten taharet, necasetten taharet diye sayılan 12 farzı, vacipleri, sünneti, bozanını, edebini, adabını bilmek zorunda. Ki güzel bir şey olsun. Dört başı mamur olsun. Ha bunları hiç bilmez köydeki hacı amca veya hacı teyze. İki gün önce Suruç'taydık bir program vardı. Oraya gittik bir köye. Oradaki amcanın lafını unutmuyorum. Hakikaten hoşuma da gitti. Haca yazılmış bir türlü çıkmıyor dedi hocam siz bu hac ne zaman açılacak mı açılmayacak mı filan. O arada bir şey söyledi. Dedi hocam yaşı 70 72 72 dedi. 15 yaşımdan beri dedi hiçbir namazımı kazaya bırakmadım. Hacı mı hiç mi bırakmadı? Bir tane bile mi? Bir tane bile bırakmadım. Yani yaz, kış, tarlada çalışırken, yolculukta, gecede, naharda, beharda bir tane benim kazam yok hocam dedi. Dedim ne mutlu sana. Allah bizlere de nasip etsin. Gençlerimize, çocuklarımıza da nasip etsin. Namaz için yaşamak gibi bir şey bu. Bir tane namazım dedi kazaya kalmadı. 15 yaşından itibaren. Yaş 72. Allah'a götüreceği binlerce bir şey var bunun. On binlerce biriktirmiş. Kışta biriktirmiş, yazda biriktirmiş. Efendim bizlerin de en azından buraya kadar gelmiş olan dostlara söyleyelim veya bizi takip eden. Geçen hafta, evvelki hafta bir tane takipçimiz varmış. Dedim o kimdir bana söyle bir hediye göndereyim ona. Ee, Ahmet hocam da fazlaymış, Ömer hocam da 30-35 falan. Bana gelince teyemmüm biraz da okudum falan bire düşmüş. Dedim o bir tane kardeş kim sonuna kadar takip etmiş sağ olsun. Bu farzları, vacipleri, sünnetleri, mekruhları neyse bizim bilmemiz gerekiyor. Zaten bir defa öğrenince çoğu akılda kalıyor bunların. Bunlar bazen böyle akılda gelmeyecek bir yerde lazım oluyor. Şartları bu, bu şart yerine gelmedi namazı oldu olmadıya bizi götürüyor. O yüzden dostlar bunu bilmemiz gerekiyor. Ama tabii her şeyden önce muhabbettir namaz, gönülden kalpten sevgidir namaz. Bu olduktan sonra belki diğerlerini cenab Allah af kapsamında alır. Ama esasında bizim bilmemiz gereken farzı var, vacibi var. Kısa kısa en azından bugün içinde olan, yok dışında olanlar oluyor bunlar. Dışında olanlara bir ufaktan geçelim. Öyle bugünkü muhabbetimiz olsun. Efendim dedi ki, adam madem namaz bu kadar önemli hocam, kalpten, gönülden sevgim var, muhabbetim var, ben bir namaz kılayım. Hop hemşerim. Nasıl kılacaksın namazı? Bunun şartları var, kuralları var, farzı vacibi var. Bunları biliyor musun? Ne yapmam gerekiyor? Namaza başladıktan sonra 6 tane farz var. İftitah tekbiriyle başlayan kıyam, kıraat, fükür, secde. Ama daha namaza başlamadan bir hazırlık görmen gerekiyor. Abdest alman gerekiyor. Temiz olman gerekiyor. Kalbini, gönlünü filan. Adam dese ki ben hemen namaza durayım. Hop hemşerim. Şeyde gördüm, e, Almanya'da görev yaparken fark ettik. Ezidi mi diyorlar? Yezidi mi diyor? Aslında nedir bilmiyorum ama bu şeytanla biraz ortaklığı olan bir grup. Ezidi. Güneşle falan ilgileri var. Mezarlarında şeyi gördüm. Almanya'daki mezarlıkta. E, her birinin e, mezar taşının üstünde güneş resmi var. Onların namaz kılma fotoğrafını gördüm. Bizzat namaz kılmalarını görmedim. Günde iki defa, sabah ve akşam, güneş doğarken ve batarken e, doğuya ve batıya Şöyle bir duruyor. Birazcık zaman geçiyor. Diyor tamamdır. ibadet bu. Ama Allah'ın Resulü demiş bu ibadet değildir. İbadet böyle değildir. İbadetin içinde eğilme var. Huzura durma var. Secde var. Hepsi var. Şimdi adam diyor ki ben o zaman bu güzel olan namazı yapayım. Allah beni sevsin. Kabirde de ilk sorulacak şeymiş. Ondan kurtulayım. Hop hemen olmaz öyle. Ne yapacaksın? Bak hadesten taharet var. İlk oradan başlayacağız. Hadesten taharet ne ya? Hadesten taharet, abdestsizlik halinin giderilmesi. Abdest almandır. Önce abdest alacaksın dostum. Gusul abdesti gerekiyorsa, gusul abdesti alacaksın. Varsa normal abdestini almadan olmaz. Gitti, güzel bir gusul abdesti veya abdestini aldı. Şu güzel olan namaza ben bir durayım, kalbimi, gönlümü temizleyeyim. Hop, yine olmaz. Necasetten taharet diye bir şey de var. İkinci madde. O ne ya? E, o da namaz kılacağın yerin ve namaz kıldığın elbisenin temiz olması. Tertemiz olması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Bunu yerine getirmen lazım. Olay ki insan, affedersiniz dışkısı veya idrarı veya hayvanınki bulaşmış ise, bunun ölçüleri var, azdır, çoktur filan, takva hiçbir zerreyi kabul etmez. Fetva birazcık olsa idare ederdir not almıştım buraya. İstisnası var. Necasetten taharet olayında istisna. İstisnası şu. Hastanede yatan bir kardeş. Yeni ameliyattan çıkmış. Ölene kadar namazdır. Namazdan hiçbir şekilde aklı yerindeyse, kafasını oynatabiliyorsa vel u bir ras. Bunu göze kadar, kirpiye kadar indiren var ama esas orijinali bunun kafadır. İma kafayla olur. Gözle, kaşla değil. Bazı kardeşler böyle ama namazsız kalmasın. Kafayı oynatamıyorsa gözle kaşla da yapsın manasında belki söylemiş olabilirler ama kafadır. E, hastanede ameliyattan çıkmış, toparlanması bir hafta on gün sürecek. Kanaması devam ediyor. Bu insanda necasetten taharet aranmaz. Elbisesi kirli olsa, altına kaçırmış, çişini yapmış olsa onun o şeyi sayılmaz. Af kapsamında inşallah namazını kılacak o şekilde. Farzları kılacak. Abdest alamıyor, teyemmüm edecek. Birçok hastanede karşılaştığımız olay şu. Hastaneden çıkıncaya kadar kazaya bırakılma olayı. Vefat edersen kötü. Çıksan tamam, kazaya imkan varsa tamam da. Ya yetişemezsen, ya ömrün sonundaysa. O yüzden ameliyattan da çıksa, vücutta kanama da olsa, yara da olsa, bu insan yapamıyorsa, necasetten taharetten istisna, bu insan o şekilde namazını kirli de olsa. Buranın altını çiziyorum. Fıkıh ona yön veriyor, yol veriyor. Öyle de usta kılacak. 23 dakika oldu ben bitiremiyorum. Dostlar da affetsin, Rabbim de affetsin. Bunu da yaptı. Vatandaş namaza duracak. Hop hemşerim. Hadesten taharet tamam, necaseten taharet tamam da setri avreti ne yapacağız? Senin vücudunun belli başları, yerlerin örtülmesi gerekiyor. Hanımefendiler için bu biraz daha fazla. Yüzü, eli, ayağı istisna kapatmak gerekiyor. İmam-ı Şafii de ayaklar da diyor çorap giysin o da kapatsın. Biraz erkeklere torpil var burada. Göbek ile diz kapağını onu da geçerse o şekilde namaz kılabilir diyor. Edepten değildir. Hayadan değildir ama kılabilir diyor. Fakat yani bir misafirin huzuruna pijamayla çıkmazken Allah'ın huzuruna da çıkmamak gerektiği fikri vardır. Adam dedi ki tamam setir avreti de yaptım. Hades'ten taharet yaptık, abdest aldık. Necasetten taharet, elbisemizi, namaz kılacağımız yeri temiz tuttuk. Vücudumuza kapattık. Allahu Ekber diyecek. Hop hemşerim. Hele dur hele. İstikbali kıble var. Sen hangi tarafa namaz kılıyorsan? Kıble hangi taraf? Kıble nerede? Ya o da mı var? Evet. O da farzlardan bir tanesi. İlla kıbleye dönmen gerekiyor. Kıble hangi taraf? Camilerde belli. E cami yok uzaktasın. Soracaksın. Kıbleyi bilen birine soracaksın. Onun söylediği yöne yöneleceksin. E o da yok. Kendi birikiminle, kafanla güneş şuradan doğuyor. Şurası kuzey, şurayı güney. Bu şekilde dağda, bayırda, çayırda bulacaksın yolculukta filan. Sırbistan'da biz bir durduk. Ne cami var, ne bir şey var izine gelirken hocam. Namaza hangi tarafa kılacağız? Güneş olsa güneşe bakacağım. Güneş de yok. Ağaca bakacağım. Kuzey taraf filan. Yok dedim. Ya Rabbi, kıble herhalde bu taraf. Allahu Ekber. Yok. Soracak kimse yoksa kendi bilgisiyle, tecrübesiyle bu taraf kıbledir der, namaza durur, namazı bitirir. Bittikten sonra biri gelse dese ki ya kıble böyle değil yanlış kıldın kıble böyle böyle dese de o adamın namazı iade etmesine gerek yok. Araştırmış ise. Araştırmadan yapmış ise var işte. Ama araştırdı etti. Setri avret dedik istikbali kıble bu da tamam. İstisnasını da söyleyelim. Yine hastanede yatan veya yatalak olan kıbleye döndürecek kimsesi olmayan için dört kıblenin dördü de haktır sözü belki oradan geliyor. Hangi tarafa dönse namazı geçerli. Onun için kıble. Artı yolculuklarda uçaktasınız. Namaz geçecek, vakit geçecek. Orada da istisna. Zaten ima yolu namaz kılacaksınız uçakta, otobüste. Otobüsü durdurma imkanı belki olabilir de uçakta belki ayarlayabilirsiniz ama ayarlayamadığınız bir dönem mutlaka çıkacak. Biz Almanya'dan çıktık. 8 saat sürdü yolculuğumuz. Hem akşam hem yatsı gitti. İkisi birden gitti. Ama abdesti falan yapmıştık. Uçağın içinde imayla oturduğumuz yerden sadece farzını normal. Bunları inşallah namazın içindeki farzları da bir daha şey yapacağız. İstisnası o. İstikbali kıblenin sadece onlar için hastanede yatıp da kendisini döndürecek kimselerisi olmayan ve uçağı da kıble yönüne çevirme imkanı, ihtimali olmadığı için onlar için kıble hangi tarafta duruyorsa o taraftır. İki tane kaldı dışındaki farzlar. Adam yine, biz oradan girelim. Bir iyi bir espri konusu oldu bu. Yine namaza duracak. Tamam dedi. Dört tane farzı yerine getirdim. Hopa hemşerim. Sen hangi namazı kılacaksın? Vakit diye bir şey var. Öğleni kılacağım. E öğlen ezanı okunmadı. Allah onu da mı bekleyeceğiz? Evet. Öğlenin vakti, ikindinin vakti, akşamın yatsının... İstisnası var mı? Diğerlerinde istisna saymıştık. Vakitin istisnası yok. O vakit girmiş olacak. İftar açacaksan o vakit girmiş olacak. Sahuru bitireceksen o vakit girmiş olacak. İkinci namazını kılacaksan o güneşin işte bir çubuk koyduysan oraya onun iki katına kadar çıkmış olması gerekecek. Veya güneşin batması gerekecek. Yatsıya, akşama istisnası yok. Vakit girecek. Vakit tamamladı. Son bir maddeye geldik. Yine tam diyecek ki Aa ben o güzel namazı kılayım. Hepsini yerine getirdim. Hop hemşerim. Ne var? Niyet etmedin. Zormuş ya bu namaz. Bir yandan kolay falan diyoruz ama şartlar, farzlar filan. Bir de niyet edeceksin. İstersen içinden kalp ile esas geçerli niyet odur. İstersen kalpten geçeni dile dökerek. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazını kılmaya. Ulama bazı der ki bugünkü öğlen namazını kılmaya Kürtçe söylesin, Türkçe, İngilizce, Arapça hangi dilde söylerse söylesin veya hiç dilden geçirmesin ama abdest aldığında biliyor ki öğlen namazı camiye geçecek. Öyle o kalp niyeti de yetiyor. Yeter ya. Yani yarım saati doldurmasak da 15 dakikada da bitiremedim. Kusuruma bakmayın. Allah namazdan ayırmasın, duadan ayırmasın. Bu şekilde yaparak Allah'ın sevgisini, muhabbetini kazanmayı hepimize, çocuklarımıza, nesillerimize, gençlerimize nasip eylesin. Sevdirsin onlara. Allah Resulü'nün dediği gibi namazla ben mutlu oluyorum. O duyguyu hepimize versin ve bizden ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.